Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pot açıklandı ben de hemen sıcak sıcağına değerlendirmek istedim gençler. <laughs> Ayrıca e, pot bilerin dışında <laughs> Manchester United'da bizlerle beraber olacak arkadaşlar. <laughs> en son <laughs> Şubat'ın son haftası bizlerle beraberdi. İki hafta sonra tekrardan Manchester United geldi arkadaşlar. Yani e, söylenecek bir şey yok. Roma geldi çok lazımdı Roma'da e, o da geldi arkadaşlar. Partner kulüp oldukları için arkadaşlar yani 2 haftada bir 3 haftada bir ısıtı, ısıtıp, ısıtıp 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 veriyorlar. Hadi Roma uzun zamandır gelmiyordu ama Roma'da da açılacak oyuncu yok bana göre. Ee, ama gene de incelerim istiyorsanız onda sıkıntı yok. Ee, ama yani şunu 25 Şubat'ta yani Şubat'ın son haftası geldi arkadaşlar. Bakın iki hafta olmuş. 2 hafta olmuş hadi 3 hafta de. Bak 3 hafta sonra daha bir ay dolmadan Messi'nin geri verdiler. Enteresan bir şirket gerçekten Konami çok ilginç bir şirket yani. E, bu arada e, Arjantin takımıyla e, Japon oyuncu seçmeleri yapmışlar. Farklı liglerde oynayan arkadaşlar. E, ön bilgi vereyim arkadaşlar. Kubo ile Minamino'nun dışında buradan işinize hiçbiri yaramayacak. Hiçbir yaramayacak. Yani şu hızlar falan sizi çok fazla kafanızı karıştırmasın. Yani işte ya işte Kubo'ya da işte küçük Messi falan diyorlar da yani. Ya oynatacaksın mı? Ya oynatmayacaksın abi. Ya oynatmayacaksın. Minamino'yu oynatmayacaksın. Elinde bir sürü şey var. Kart var. Açma. Yani 300 coin'i buraya ha harcamayın arkadaşlar. Bakın. Gerek yok. Ve incelemeyeceğim. Boş boşuna bunu incelemeyeceğim. Ee, sadece Arjantin inceleriz. Ee, bir de belki Roma'yı da incelerim arkadaşlar. <laughs> Mesut benim bir önceki videoyu acaba <laughs> tarihini yenileyip mi versem diye düşündüm arkadaşlar. Mesut Mert'in değerlendirdiğim video vardı ya. <laughs> Allah Rabbi ya. Neyse gençler yani böyle e, bu arada tahminimi söyleyeyim. Herhalde bu Arjantin'de bu Japonca Perşembe günü gelir diye tahmin ediyorum. Net bir bilgi değil şu anda bilmiyorum ne zaman geleceğini. Messi United ile Roma'da Pazartesi günü gelir gibime geldi sanki arkadaşlar tarih olarak. Neyse hadi geçelim Cristiano de Ronaldo ile başlayalım gençler. Ronaldo arkadaşlar yine 99 overall ile geldi. Konami yine işgüzarlığını gösterdi. 100 overall yapmıyor şu adamı artık yapması lazım bence e, kartı incelemeyeceğiz, idelemeyeceğiz çünkü Ronaldo yani sonuçta Ronaldo bu kartın nesine bakacağız. Zaten iyi bir kart. E, ben en son gelen kartıyla kıyasladım arkadaşlar. Bakın e, 3 Nisan'da yaklaşık 2 hafta önce gelen Juventus etkinliğinden gelen kartıyla karşılaştım arkadaşlar. Dikkat edin sadece top sürmesi ve alçaktan pasına 3'er barem koyup bize pot bir Ronaldo diye itelemişler. Bakın 96-89 bakın. Bak 89 bak sadece oraya bakın bak. Görüyor musunuz? Sadece iki özelliği yükseltip üçer barem Pot bir Ronaldo diye bize itelimce arkadaşlar. Buradaki size e, önerim şu. Elinizde şu eski Ronaldolar varsa, bak şu eski Ronaldolar bak. Portekiz şu, şu ve şu. Bunlar varsa aç. Bu Ronaldo'yu almak için aç. Ama şunlar varsa elinde bak. Şu iki Pot V, şu, şu. Ya yani şunlar varsa çok fazla bence açmana, coin'ini harcamana gerek yok. Tabi diğer potbilerden de istediğin yoksa o ayrı. Şimdi onları da değerlendireceğiz. Yani sana önerim bu. Ee, Ronaldo'yu böyle yapmışlar. Ben 100 overall bekliyordum açıkçası. O yüzden birazcık hayal kırıklığına uğradım gençler. Neyse geçelim arkadaşlar. Luis Alberto daha önce de gelmişti. Görmüş olduğunuz gibi bu Luis Alberto'yu da sürekli geliyor abi. Ee, demek ki iyi oynuyor yani bu herifler. Şey vardı o neydi o? Bir tane de şey Pelegrini mi vardı neydi o Roma'dan? Bir de durmadan o geliyor ya. Pelegrini miydi neydi ya? Unuttum adamın ismi. Bir romanın orta sahası. Bir o geliyor bir bu geliyor. Bir o geliyor bir bu geliyor. <laughs> Luis Alberto'ya şey bakalım arkadaşlar. Ee, pas yetileri güzel. Ofansif andalık 85. Biticik de 85 diye görebilirsiniz onu. 84 görmeyin. Şunu da 85 diye görün bence. Tam sınırda gelmiş arkadaşlar. Hızı hızlanması ve fiziksel temasının düşük olmasından dolayı ve klasik 10 numara olmasından dolayı ben size bu oyuncuyu önermiyorum arkadaşlar. Ceza sahasının dışında bekler içeriye girmez yani ceza dışından Oyun kurmaya çalışıyor klasik 10 numara Arkadaşlar e, pas yetisi güzel e, Kullanabilirsin pas özelliğini e, Bu oyuncuyu GO'de Yani işte hızlı ve hızlanmaz düşük olduğu için Ve defansif faydalı de olmadığı için Orta sahada sen bunu GO'ya koyduğun zaman e, Pres tuşuna bastığın zaman bu adam pres yapar Ama Top kazanamaz Hızlı ve hızlanmaz düşük olduğu için de orta sahadaki hızlı Oyunculara yetişemez o yüzden sana Luis Alberto'yu önermiyorum arkadaşım. Ee, Benden sana tavsiye. Hemen geçelim Thomas Müller Arkadaşlar Thomas Müller e, 99 ofansif farkındalıkla dikkat çekiyor. Kafa ve sıçraması 90. Yani enteresan. Hızı 88. Hızlanması da keşke 85 geleymiş. Yani şunu da bir yeşil yapsalarmış. Artısında var ya yani Müller e, ilginç bir oyuncu. Sahte koşucu bu arada oyun tarzı arkadaşlar. Ve süper yedek de var. E, Müller'in Müller'i e, oynattığınız zaman reaksiyon alabileceğiniz bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Çünkü ben oynattığım dönemlerde e, enteresan bir şekilde böyle bir içeriye sızmaları var. Yani anlamıyorsunuz. Ve içeri sızıp ayrıca kafa da vuruyor. Yani orta gol oynayan için söylüyorum. Yani nasıl kaçtığı anlaşılmıyor. Sahte koşucu zaten. Ama bir anda içeri sarkıyor Çünkü ofans fandak 99. Ya, bir şey söylemeye gerek yok artık. Ya, artık sızsın yani içeriye. Şu bir handikap sadece yani şu da bir 85 görseymişim güzelmiş ama kötü olacağını düşünmüyorum. Sahte koşucu zaten arkadaşlar. Orta kafa oynayanlar için de güzel bir oyuncu gibi geliyor ki ba Bayern Münih oyuncusudur arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum Bayern Münih oyuncuları oyunda artı Niye artı Gerçek hayatta da şu anda Bayern Münih iyi bir futbol oynadığı için arkadaşlar bu tür Bayern Münih oyuncularının çoğu BA formunda geliyor. Şimdi BA formunda geldi için bak bunu şimdi süper etmiş bu adam. Sen bu adamı mesela Müller A ve B geliyor abi sürekli. Ya atıyorum 10 kere gelse 8'i A B abi Müller'in. Hadi 7'si de yani. 10 kere gelse 7, 7 sefer A B bu adamın formu. Sen bunu gözün kapalı zaten 20 seviyede de fulleniyor. Çat diye fulla bak süper yedek. Tak abi at süper yedek şeye yedeklere. A B formu gelecek zaten. E koy yede mis. Mis gibi abi. E zaten bunlar yükselecek yani sen ikinci ara alacağın zaman fark yaratabilir müller yani kötü değil kart arkadaşlar sadece ee, nasıl diyeyim size oyun şemanızda oyun planınızda müllere yönelik bir ee, tarzınız olması lazım. Yani sen mülleri oyuna aldığın zaman sahte koşucu ya GF yapacaksın. 2 SF oynuyorsan bir tanesini GF yapacaksın. Atıyorum ama SF de oynuyor zaten. 92 şu anda SF'si oynadı. Ne bileyim GF yapacaksın. Ona göre bir reaksiyon alacaksın. Ona göre bir şablonu belirleyeceksin gibi. Eğer bu şekilde bir şablon tuttursan Müller'den faydalanırsın arkadaşlar. 99 ofansif adalık yani fena. Alçaktan pas bak 95. Söyleyecek hiçbir şey yok. Yüksekten pas 90. Söyleyecek hiçbir şey yok. Yani e, top sürmesi de fena değil. Bir sıkı top tutması yok. Doğaldır. Yani e, dediğim gibi bence değerlendirilir. Müller. Geçelim arkadaşlar. Bir merak ettiğim oyuncu buydu arkadaşlar. Ben de gümüş e, gümüş altın top kartı var bunun gümüş kart altın top olan. Ee, arkadaşlar hızı ve hızlanmasını görüyorsunuz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Ee, 97 ve 93. Top sürmesi çok güzel gelmiş. Hücumcu bek. Ee, yüksekten pası da 95 arkadaşlar ve faslı da 80. Bir şey söyleyeyim size. Bakın de tek pas dengeli pas yerine orta. Arkadaşlar bu adam. Bu adam. Tam orta kafa oynayanlar için. Bekin'i ileri götürüp orta kesiyorsunuz ya Arnold'la. James'i de biliyorsunuz geçen konuşmuştuk. James'i de konuşmuştuk. Bu oyuncu da aynı James gibi. Ama James'in 19 seviyede fullenebilir gibi olan düşünün. Fiziksel teması yok biliyorum. James'in fiziksel teması var da daha iyi ama o 30 küsür seviyede fulleniyor. O ayrı mesele. Bak sen bunu 19 seviyede fullleyerek Alexander Arnold'ın 7 olarak kullanabilirsin arkadaşlar. 97 dayanıklılık diyor arkadaşlar. Yani ofansif bek yaptın ileri gitti geldi ileri gitti geldi. 90 dayanıklılık sana dayanıklılık lazım. Var. Sen ileriye koşu yapacaksın orta keseceksin. Hız ve hızlamaya ihtiyaç var. Bak hız ve hızlanması var. Yüksekten pas. Yuvarlakla orta keseceksin alçaktan değil. Senin için yuvarlakla. İşaretledin yönünü belirledin yuvarlığa koydun bak 95 yüksekten pas. E, top sürmesi de iyi topu ayağından çok fazla açmıyor. Sıkı topması 85'te yeşilde gelmiş dengesi güzel top sürmesi top kontrolü güzel. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Ofansif pek oynuyorsan Jesus Navas tam senlik. Tam. Alexander Arnold'un arkasına koy. Ha AB mi geldi? Alexander Arnold kötü geldi. Tamam bunu al o zaman. 97 dayaklılığı var abi. da bunu almayacağını kim alacaksın sağ beke? Alexander Arnold kötü gelince. bunu alacaksın o zaman. Bak 19 seviyede çorumlu. Bak tak. Fulledin bitti gitti arkadaşlar. Ee, Navas işinize yarar. Ofans pek oynayanlar size diyorum. Navas'ı atlamayın. Bak Navas iyi oyuncu. Tek pas dengeli pas yerine olta. Bitti. Bitti. Budur. Hani nokta atışı transfer derler ya mesela. Hani böyle isim isim yoktur mesela adamda. İşte Alexander Arnold'un ismi var mesela işte. Hani isimdir. Bak bu isimsiz nokta atışı transfer olur bu. Herhalde güzel anlattım şu anda size. Ne demek istediğimi anlattım gençler. David Ospina David Ospina arkadaşlar 20 seviyede fulleniyor Ospina, e, Ospina e, 1.83 boyunda Sadece alçak degaj becerisi varmış Çok şükür onu öylesine koymuşlar herhalde e, 93 yakalaması var Keşke 95 olsaymış denenebilirmiş Diye e, düşünüyorum arkadaşlar ama Ospina'ya gelene kadar bir sürü Kaleci vardır elinizde O yüzden Ospina'yı geçiyorum arkadaşlar Yani ha hiç kalecin yoktur Light kullanıcısındır bir Noir'in vardır e, Başka kalecin yoktur e herhalde yani 20 seviyede full oynuyor. Al bunu da dene arkadaşım ama oyunu sonuna kadar seni böyle taşıyacak. Senin e, kadronu taşıyacak bir kaleci değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten Manchester United da geliyor. Orada DG var mıydı? Var. Yani, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İşte mesela e, kim var mesela kaleci? Armani var. Boy Armani. <laughs> Yok abi Arma biz onu almayalım. Tamam. Neyse anladın siz demek istedim. Yani Daytos Bina çok fazla e, randıman uzun süre Randıman alabileceğiniz bir oyuncu değil. Ha, güzel oldu. Uzun süre randıman alacağınız bir oyuncu değil. Arkadaşlar gene geldi. Evet gene geldi. John Stones. Yani şöyle baktığım zaman bakın tekrar bir fotoviz kartı vardı ve bu adam yani City'de harikalar yaratıyor demek ki. Ya yani bu durmadan gene gol attı herhalde büyük ihtimal ya as yaptı ya gol attı. City maçına şu an bakmadım ee, sonucuna ee, muhtemelen ya gol attı ya as yaptı. Bak gelmiş adam. Gene gelmiş. Ya bu adam ya bu adam biraz böyle bir şey yapın. Yani ben kadroma bu adamı koyayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Geçen Chelsea'de biz ben size neden bahsettim? Hızı ve hızlanması yok diye Thiago Silva'yı eleştirdim. Ama abi bak Thiago Silva'nın bura komple turkuaz. Şimdi anlatmak istediğim noktaya geliyorum bak. Komple turkuaz. Yani hızı hızlaması yok ama Etrafına hızlı oyuncularla çevre, çevrediğim zaman ve tam defans taktiğini kullandığım zaman, ölçülü baskıyı kullandığım zaman bana Thiago Silva buradaki bütün tur ben kullanabilirim. Adam defans fitisi mükemmel, yüksek. Şimdi burada sadece top kazanmayı 96 vermiş. Tamam bunlar da kötü değil. 90 üzerine gelmiş ama ya şuradaki de hızlama en azından bir 85'e falan yaptı. Ha diyeyim ki arkadaşlar pas yetisi güzel. Lafım yok. Bak oyun kurucu zaten. Dengeli pası var. Hafif yüksekten pas. Güzel. E, defanstan top çıkarabilir. Ama şu hızlanma olayı. Hızı güzel. Şu hızlanma olayı biraz bir tık yavaş reaksiyon gösteriyor. Ya bunun gibi yani buna benzer birçok stoper var. Siz de biliyorsunuz artık benim söylememe gerek yok kimlerin olduğunu. Yani John Stones'a mı kaldın? Kaldıysan okey. Kalmadıysan hiç girme. Bak Thiago Silva hani daha fazla verim alsın bunda. Mantık olarak konuşuyor. Bunun gibi bir sürü oyuncu var arkadaşlar ya. Yani yani şu şu özellik bak şu iki özelliği olup da şunların da olup da hatta burasının Üç tane turkuaz olanı bak, var. Girin PES Master'a bakın. Şimdi videoyu uzatmayalım. Var yani. Alız benim denk O yüzden ee, John Johnston's bence geçiş kartıdır. Yine uzun süresini taşıyamayacak. Uzun süresinin kadronda e, iş yapmayacak. Bir karttır bence bana göre John Stones. Kieran Tierney arkadaşlar Kieran Tierney az önce size ne söyledim ben? Navas'la ilgili ne söyledim? Bakın Navas sağ bek. Arkadaşlar bakın sol bek. Ne arıyorsun sen? Ofansif bek oynayan arkadaşım. Hücumcu bek. Yerini orta. Hafif yüksekten pas. Bitti. Sen bir de buna şey eklersin. Bir de dengeli pas pasarsın beceri antrenörüyle. Nice. Bak ileri gidip geldi 90'ın dayanıklılığı var. İleri gitti geldi var. Hızı hızla mı arkadaşlar? Koşu tuşuna bastığınız anda 96 hızında koşuyor herif. Yani hızlaması da dengeli. Öyle hani geriden hızlanmıyor adam. 96 hızı var mı? Aynı Timo Werner'deki iyi bak. Timo Werner'de de böyleydi. R1'e bastığın anda 96 hız veriyor sana bu adam. Bak bunlar çok önemli. Yüksekten pas 93, alçaktan pası 87. Bak orta orta oynayanlar sağ bek, ofansif bek. Sağ bek sol bekliler. Ben oynamadığım için arkadaşlar o yüzden sizlere şey yapıyorum böyle birazcık ne derler ona? Kıskanıyorum sizi yani. Çünkü ben ofansif bek oynarım ama yani şunlar tam ofansif bek oynanacak kartlar. Bak. Jesus Navas. Kieran Tierney. Arkadaşlar, hani Alexander Arnold'dan şey konuşuyorum. Hani onu bir kenara koyup konuşuyorum bu arada. Bakın bu kartlar ciddi manada tam ofansif bek kartları. Hız, hızlama, dayanıklılık, yüksekten pas, alçaktan pas. Ha burası kötü. Yani şey gibi değil. Bakın Jesus Navas'ın daha iyi. Burası kötü ama abi şu işi bitirir bak. Şu işi bitirir bak. Şu işi bitirir bak. Bunu da artık görmeyi ver. Tamam mı? Sen bu oyuncudan da yararlanırsın. Arkadaşlar, kesinlikle yararlanırsın yani. Adam bir de sol kanat bile oynayabiliyor bu arada. Bilmiyorum denenebilir. Ya yani şu anda denenebilir mesela Jesus Navas da oynayabiliyor. Bak, onu atladık. Kanat oynayanlar. Bir dene abi. Adamın denk, tek pas dengeli pas yerin ortası var. Dene kanatta ne olacak? Kieran Tirney. Yerin orta yüksekten pas. Bir de buna dengeli pas basarsın. Veya pasla ilgili başka bir beceri antrenörü basarsın. Dene abi. 97 dayanıklılığı var ya. İster kanatta koştur. Şey gibi. Tunca Şanlı gibi. Yardır yardır koşsun. İster bekte koştur. Tamam mı? Bunlar iyi kartlar arkadaşlar. Kötü kartlar değil. Kesinlikle faydalanırsınız. Kesinlikle yani. Kanat oynayanlar ve bek oynayanlar. Ofansif bek oynayanlar. Pepe Cortez. Gençler. Pepe Beşiktaş'a da geldiğinde çok güzel olmuştu arkadaşlar. O zaman da iyi transferdi arkadaşlar. Pepe ülkemizden bir Pepe geldi. Geçti arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım hemen. Hızı hızlanmasının düşük olduğunu görüyorsunuz. Agresiflik 98 tam aynı. Çok agresif bir oyuncu arkadaşlar. Kart görmesinden de zaten Hatırlarsanız Real Madrid'deki o kırmızı kart görmeleri efsanedir. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şimdi diğer tarafta mesela bunu şeyle kıyaslıyorum. Şimdi hemen taze. John Stones'la kıyaslıyorum bak. Bak. Görüyor musun? Yani. Ee... Yani tabii ki John Stones. Hani. Ha Pep Beşiktaşlısındır. Pepe'ye karşı sevgim varsa çıkarttın dursun abi yedeklerde. Yani e, PC'ye karşı bilgisayara karşı falan veya işte sim maçlarında kendine güzel bir kadro yaparsın. Ben şu anda kendime 4 yıldızlı kadro yapıyorum ha bu arada. Altın toplardan oluşan 4 yıldız kadrosu yapıyorum arkadaşlar. Onlarla maçta yatmayı düşünüyorum. Ama maçta ediyorum. <laughs> Michael up sıralama atmayı düşünüyorum 4 yıldız takımla. E, atıyorum mesela ona koyarsın. E, bilmiyorum yani. Hani e, ama e, yani siz de takdir edersiniz ki İyi ee, iyi bir kart değil arkadaşlar. Sevginiz varsa alın dursun kadronuzu. Onun dışında Pepe işinize yaramaz ki John Stones varken zaten John Stones'u kullanırsın yani Pepe'yi kullanmazsın. Ve işte çok merak ettiğim bir oyuncu. Kelechi İhenaço gençler. Kelechi İhenaço geldi zaten tahmin ediyordum. Vlahovic ve Ronaldo ile beraber 3 tahminimde geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ofansif arındalık bitiricik şut gücü 89-89-92. Şu anda güzel gözüküyor 90 90 diye görebiliriz o 89'ları 93 hız 93 hız ama Neredeyse dengeli bak Bastığın anda 93 hızla bak Bak, Basıyorsun 93 hızında koşuyor herif 85 fiziksel temas Dayanıklılık bir tık düşük gelmiş ee, 80'de olarak gelmiş arkadaşlar Kafa ve sıçraması yok bu arada Fırsatçı golcü oyuncu tarzında Anında şut uzun mesaj şut çekme açma şut kontrolü Var arkadaşlar Değişik farklı oyuncularla oynamak isteyen arkadaşlar İhana değerlendirebilirsin. 32 seviyede fulleniyor. biraz zordur arkadaşlar. 32 seviye 25'ten sonra sizi zor, zorlayacaktır muhtemelen. Onu da söyleyeyim. Ama top sürmesi yeşilde gelmiş. Yani işte farklı oyuncu. Hani oynatabilirsin bence. Sıkıntı yok. Sadece dayanıklılık bence bir 90 80 80'e kadar bu anca oynar. 80'den sonra bu arkadaş gider. Keleçi İhana Cho. Ya bu tür oyuncuların şey de merak ediyorum ben. Mesela oyun içindeki reaksiyonlar çok farklı olabilir arkadaşlar. farklı bir kart ya. yani merak ediyorum hani. Mesela İsak vardı mesela. Mükemmeldi İsak mesela. Hani e, onu çıkartamadık. Mesela bu İhan Açoğlu tabi İsak gibi değil. Hani onunla kıyaslamak için söylemiyorum. Farklı kartların farklı oyuncu reaksiyonları olabilir. Ondan bahsediyorum. Mesela şimdi Rumenige. Belli abi Rumenige'nin ne yapacağı. Hani. Şimdi herkesdeki Rumenige aynı Rumenige. İşte, abi güzel şut çekiyor. Tamam. İşte Ahmet diyor ki abi güzel şut çekiyor. Mehmet abi güzel şut çekiyor. İşte Hasan abi güzel şut. Tamam. Zaten o başka yani. Ha, anlatabiliyor muyum? Onun verdiği reaksiyonu oyun içi herkes biliyor. Ben de diyorum ki acaba bu tür kartlarda farklı reaksiyonlar ortaya çıkabilir mi? Ya yani Sonuçta adam Iheanacho'nu ilk defa bir şey gelecek. Ve 80'inden başlıyor arkadaşlar. Bu arada onu da size söyleyeyim. Ee, 76 adam gümüş topken bir anda siyah top olmuş. 80'den başlıyor çünkü. Bak dikkat edin. 76 gümüş. Bak direkt potvi olmuş ve 80 siyah topa çevirmişler herifi. Bu yüzden diyorum acaba farklı reaksiyonlar olabilir mi? Ee, olabilir. Denenebilir arkadaşlar. Ee, kötü bir kart değil. Ortalama e, ama oynatabileceğiniz ortalama bir kart. Hani ya acaba diyeceğimiz gibi yani aldın oyuna. Bence bir ekmeğini yersin gibi geldi bana. İhenaçoğlu'nun. Hemen geçelim Pasalic. Gençler Pasalic 31 seviyede fulleniyor. İki ayak kullanımı şu anda yanıyor, orada görüyoruz turkuazı görüyoruz, yanıyor. Ee, hız hızlanması düşük. Ee, İzmir marşıyla uğurluyoruz. Yani niye uğurluyorum arkadaşlar? Ya bir sürü oyuncu var ya Gözünüzü seveyim ya ne pasal içi ya. Yani. Ve işte diğer merak ettiğim oyuncu Dusan Vlahovic arkadaşlar. Vlahovic de bronz toptan, değil mi? Tabi 74 bronz top 75'te gümüş oluyor öğrendim. Onları sonra ben baktım siz de yazmışsınız teşekkür ederim bu arada. O <laughs> videomun altına yorum yazan arkadaşlar da hem bizi, beni aydınlattı hem de diğer yorumları okuyan kişilere aydınlattınız. Ayrıca teşekkür ederim size. Ee, bronz topken bir anda arkadaşlar siyah top oldu herif bak. Adam evrim evrim geçirdi yani bir anda. Oyunda e, şey atladı. Level atladı yani. Herif 10 level atladı bir anda. Arkadaşlar 95 ofansif farkındalık. Kafa ve sıçraması var. 92 bitirecek. 94 şut gücü. Hızı hızlam hızı 80 hızlanması düşük ama fiziksel temas 97. Ee, 1.90 boyu var. sız kafa ve sıçraması da var. Yani 47 seviyede olması şu anda bakamıyorum şeyine. Kaç DP istediğine bakamıyorum ama 74'ten başladı. Yani bronz top olarak bu arkadaş. 160.000 seviyelerinde falan isteyecek herhalde. Yani 200.000 değildir zannetmiyorum ama yine de bakacağım arkadaşlar. 160.000, bin, 180.000 bin DP aralığında bu oyuncunun fullenebileceğini düşünüyorum ki fullenirse eğer 1.90 boyuyla 90 fiziksel temas şunlar, şunlar, şu çok kötü. Yani böyle bir oyuncuya bir tane becerisi var bu adamın. Ya o kafa da koysana şu adama. Yani şurası handikap. Bak şimdi. Şu handikaptır. Çünkü fırsatçı golcü oynuyormuş. Yani defans arkasına koşu yapacak. Bu lazım. Hani keleçi inan açıyor. Yani keleçi ihan açıyor. Biraz daha kullanılabilir. Çünkü hızla hızlanması olduğu için. O da fırsatçı golcü çünkü değil mi? Bak. Hani. Ya yani bu da defans arkasında koşu yapacak ama şu hızlanmayla biraz koşamayacak. Ama ofansif andanın verdiği bir artısı var. E, defans çizgisini iyi kullanır. 93 turkuaz gelmiş çünkü. Belki ona ona mahsuben arkadaşlar. Bu oyuncudan e, fayda sağlanabilir diye düşünüyorum. 1.90 boyu var. Türlü türlü huyu var. Kafa ve sıçraması da var. Şuraya da bir oyuncu becerine bir şey de ekleyin. Yani abi şu, şu nedir ya? Bir tane. E, bunu da vermeseydin be. Ya ay yani. Vermeseydin. Ya şu kötü şu Şurada şöyle bir 4-5 tane özellik olsaydı arkadaşlar aslında kullanabilir. Mesela Ihenacho nasıl? Bak. 1-2-3-4-5-6 Buna da 5 tane koyuver de ben şunu bir deneyim ya çıkarsa. Yani e, ya Ihenacho sanki daha şey gibi geldi bana ya. Kullanabilirsiniz gibi geldi arkadaşlar. Yani şu anda buna bir şey söyleyemiyorum. Oyuncunun becerisi bir tane yani. E bir tane seneklinin iki tane. E sen buna ekleyeceksin. 7 tane olacak. Buna da ekleneceksin mesela oyuncu becerisi. Durumu gençler. pot ee, Potvi'de bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi diğer e, şu anda tabii ki Arjantin ve Japonya'ya tabii ki hiç yapmayacağım. Japonya'yı yorumlamayacağım arkadaşlar. Ama Arjantin'i yorumlayacağım. Bakalım onlar da ne zaman gelecek bilmiyorum. Perşembe günü gelirse hemen hızlıca bir Arjantin incelemesi de yaparız gençler. Abone ol, like atmayı bana destek olun. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.